tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Efendim selamlar. Son roundda gene bir Bant programına beraberiz. Ali Hacı ile beraber. Ligin artık sonu geldi. Galatasaray bana göre şampiyon oldu. Beşiktaş çok çok iyi gidiyor. Herkesin, bütün Beşiktaşlı dostlarımın içinde ah bir 3-4 hafta daha olsaydı serzenişi var. Abubakar'la Icardi. Bizim burada haftalar boyunca, transfer dönemi boyunca yaptığımız, hatta yıllardır yaptığımız bir golcü bin ayıp örter özelliğini, ama ben Beşiktaş'ta özellikle Gedson ve Redmond'ın orta alanda kullanılmasını da öveceğim birazdan. Yani futbol çok güzel bir oyun. Bir sürü taktik içeriyor, bir sürü şey içeriyor. Akıl oyunu içeriyor, bir sürü farklı pozisyonlama istiyor. Bir sürü farklı düşünce istiyor. Bir sürü farklı şey sunuyor bize, ama özünde iyi futbolcularla oynanması gereken ve dünyanın her yerinde iyi kaleciye, iyi santrafora ve driplingçi merkez orta sahaya sahip olan takımların ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir futbol olduğunu Şenol Hoca bize gösteriyor. Dün sizin programı da izledim maçtan sonra. Kafasını futbola verdiği zaman çok başarılı bir teknik adam olduğunu, eğer Beşiktaş'a geldiğinde de bu şekilde kafasını sadece futbola, futbol dışı işler dışında ayırıp futbola verirse çok başarılı olacağını söylediğini söylemiştin, ki öyle, bu programda defalarca söyledim. Ben de X'ten Next olmaz demiştim, ama bu Şenol Hoca o X değilmiş. Değişmiş bayağı. Şey açısından değişmemiş yani, cesaretli olması, orta sahada kazma kullanımına son vermesi, o dönemin şeyi gibi. Ben çok keyifli bir maç izledim. Demirspor'u çok seviyorum, ama onların da böyle hiç geri vitesi yok. Atar atar gidere gider. Tam Adana ruhuna uygun bir takım. Atak yapıyorsanız ona göre atak. İşte savunma yapıyorsanız ona göre savunma. İşte topu kapar kapmaz yeniden hücuma çıkmaya yönelik bir oyun oynatıyor Montella. Onu da çok beğeniyorum. Jordi Jesus giderse Montella'yı Fenerbahçe'ye kapın. Ben sana söyleyeyim. İşte pas yapalım. Onu da Fener bölümünde konuş. Pas yapalım falan yapmayan, hiç sevmediğim o işlere girmeyen. Çok güzel değil mi ya? Bir oyundu. Haftanın Reader'la haftanın takımı Beşiktaş. Beşiktaş diyelim. Çünkü Adana Demirspor gibi bir takımı deplasmanda kendi sahasında ligde ilk kez yendi. Demirspor, yani Adana'da Demirspor'u ilk kez yenen bir takım var. Bir, vallahi bir, iki, de, bir de kusura bakmasınlar. Bana göre iki penaltının birini verdiler. Beşiktaş'ın? Evet. Tabii canım. O üç tartışmalı pozisyon var. Biri tartışılır. İkisi Rodriguez'in Cenk'e müdahalesinde şunu gördük. Bana göre Reader'la haftanın takımından sonra açıklayacağım. Yani maçı kesip Sayın Filiz'i ve konuşmamız gerekiyor. Filizlenmeden daha fazla konuşmamız gerekiyor. Haftanın takımı niye Beşiktaş? Bir de böyle Demirspor öne geçince kaybetmiyordu. Evet. Bunu da başardı. Hani evet. Maç sonrası Salih'in açıklamaları, Şenol Hoca'nın Salih'in açıklamalarına karşı açıklamaları falan da geçti de. O da büyük iş. Yani böyle Adana Demirspor zaten iyi takım, ama ilk golü atınca süper bir takıma dönüşüyor. Gerçekten. Yani ilk golü attığı maçı kaybetmiyor. Bir takım süper bir takımdır o açıdan. Ya 1-0'ı en iyi oynayan takım 1-0'ına geçtikten sonra Türkiye'de. Doğru. Neredeyse. Galatasaray'la doğru. Beraber. Doğru. O yüzden haftanın takımı Beşiktaş'tır. Nathan Redmond, Jetson'u ayrıca konuşacağız, ama Abubakar. Haftanın takımını seçelim, ama haftanın takımı seçtiren de Abubakar. Yani 45 evet, artıda. Tabii. O vuruş olmasa Şenol Güneş'in maça müdahalesi. Yani böyle Hatice'yi neticeye döndüremeyecekti. Ve dünyada da çok az oyuncu var. Sağ ayaklı olup sol ayağıyla çaprazdan o golü atabilecek. Bir de o topu isteyecek. Gönder bana. Şuradan koşarken isterim ya. Amir, bana at abi. Amir de biliyor antrenmanlardan. Bu atıyor bu. Başka bir şey bu. Ya kuantumcu bu. Başka bir türlü düşünüyor diye. Onlar sadece atıyorlar, veriyorlar. Şey gibi yani, operasyonda doktora işte neşter, ver neşteri, alnımı sil. İşte tamam, oldu. Ameliyat başarılı geçti. Yani Adana Demirspor bayağı iyi başlamıştı maça. Bir kere şeyin hastasıyım, onu bir daha söyleyeyim. Montella isteseydi çok rahat İstanbul'u NBA'yı böyle oynatabilirdi. Siz zaten çok iyisiniz defansif açıdan da. Böyle kalın. Hatta tabii, arkanıza tabii. Da birini veriyorum ben. İşte Berlanda'yı da forvet hattına koyup. Hayır, o kolaycılığı yapmadı. Santraforu yokken Balotelli gittikten sonra. Abi bir kere şunun hastasıyım yani. İstanbul'a buradan top geliyor. Hop. Dikey yerden ya Belhanda'ya ya Endia'ya çıkarıyor. Hop. Oradan da kaleye gidiyor. Abi İtalya'dan niye? Dün mesela anlatmaya çalıştım. Oydu. Abi bu İtalyan futbolu bitti falan. Hayır abi, İtalyan futbolu çok iyi yenilendi. Her kupada finaldeler ya. Geçen sene Konferans Ligi şampiyonuydu Roma. Şimdi UEFA finalisti. Inter Milan
en iyi olmadıkları sezon, ligde şampiyon olamadıkları, hatta şampiyonluk mücadelesi doğru dürüst veremedikleri bir sezondu. Sonuçta Napoli'ye en yakın Lazio'ydu. Böyle bir sezon, Lazio'dan gelen Inter hoca, Inzaghi'nin de farkıyla. Bak şeyi anlattı, Milan'ın efsane hocası, İtalyan futbolunun efsane hocası Sacchi. Diyor ki evet, yıllarca Milan'da çalıştım ama doğrudur. Inter'deki arkadaşlarıma tavsiyeler veriyorum. O adam hep İtalyan futbolunu yenileten, reforme eden adamdır biliyorsun. O Milan'ın başarıları, Gullit, Van Basten, Rijkaard zamanından. Yani yine mesela Inter'de de Lazio'da gibi oynatırsan en fazla Lazio kadar başarılı olursun diyor. Ama Inter'de böyle Conte gibi sonuna gelmek istiyorsan, bir şey kazanmak istiyorsan diyor Inzaghi'ye, bir şeyler daha yapman lazım diyor. Yeni İtalyan futboluna sen yön veriyorsun ama sen de biraz etkilen diyor. Ve hakikaten etkilenerek geldi finale. Abi konferansta da Fiorentina kaldı artık ya. Tabii tabii. Fiorentina İtalya'nın Bayer Leverkusen'ıdır maalesef. Forması çok güzeldir. Batistolar oynamıştır bilmem ne ama düşmüş takım abi. Tabii. Yıllardır şampiyon. 3 kupada finalde ya. Daha ne olacak yani? Korkunç 80'lerde başarı. Bir kere şampiyonluğu oynamışlar. Son haftalarda Juventus kazandı diye Juventus'tan nefret ediyorlar diye bana anlatmıştı Güntekin. Niye nefret ediyorlar? Bu yüzden. Sonra da Galatasaray, Galatasaray Juventus elediğinde Arrivederci Juventus var ya. Evet. Arrivederci Juventus dediğinde Conte basın toplantısı yaptı İtalya'da. Ve o sene o Conte'yi yılın tapiri seçtiler. Çok kötü hoca bu sene Juventus'ta, hani Galatasaray'da elendi. Lig'de de filan da kopmuştu yani. Sonra o Conte Juventus'tan ayrılmak üzereyken bir basın toplantısı yaptı. Ve dedi ki bir tek Avrupa Kupalarında Lazio'muz var. Ve Lazio'muz demişti hatta, tek olarak yani öyle söylemişti. Hatta o zaman da o da tartışılmıştı. Adam hani İtalyan futboluyla ilgili bir şey söylüyor. Dedi ki ya biz şimdi Şubat ayındayız ve sadece Lazio'muz var. Galatasaray şeyi ne zaman eledi? Arrivederci Juventus, hadi bay bayı. 2014-2015 falan değil mi? Evet. 15-16. Bak o zaman sadece Lazio'muz var dedi. Juventus'ta elendikten sonra. Ona bir bak Uğur'cum sana zahmet. Ve o zaman dedi ki İtalya futbolunun gelişmesi lazım. Hatta bir takım o zamanki babalar kapandı. Fenerbahçe'nin son şampiyon olduğu sezon değil mi o? 13-14. Değil mi? Fenerbahçe'nin son şampiyon olduğu sezon. Hatta bir takım babalar şey dediler. İşte İtalyan futbolu şöyle gelişmeli. Yani böyle ne derler? Seminer meminer falan yaptılar. Bak 2014 değil mi abi? Yani Şubat 2014'te İtalyan futbolunda Şubat ayında sadece Lazio'muz var dedi. Ve Lazio'da birkaç tur sonra gitti zaten, elendi. Aradan geçen 6-9 sene sonra bugün 3 takım finalde. Juventus 2 tane Şampiyon Ligi finali oynadı bu arada. Arada da. Yani o 2014'ten sonra. Değil mi? Conte nereye gitti? Inter'le nerelere şampiyonu gitti ve çok başarılı oldu İnter'le orada. İnter'le şampiyon. Abi Tottenham Chelsea'de kriter de oldu değil. Bak Tottenham kriter değil. Tottenham Conte başarısız abi oldu diyemem. Aynı bütün büyük maçları kazandı ama. Bütün büyük maçları kazandı Tottenham'da. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Tottenham yani hep söylüyorum maalesef, kusura bakmasın Tottenham'dan ama. Tottenham küçüktür ya. Küçük falan değildir küçük, abi. Küçük. Bak küçük. Bayağı. Şimdi öyle değil. Şimdi bak abartma. 50 senedir kupa yok be abi. 50 senedir kupa yok. 50 senedir kupa var abi. Yok Juan de Ramos'la lig kupası kazandı. 30 senedir yok abi işte, neyse. O adam geldiğinden beri bir cimri başkan, bir tek onu kazandı var. Neydi, Levy geldiğinden beri. Önemli değil abi. Tottenham büyüktür. Şampiyon Ligi finali oynamıştı bir kere. Bayağı büyük takımdır da. Benim söylemek istediğim yani kötü yönetilen. Bak işte Everton'da Ancelotti'nin başarısız sayılması gibi abi. Adamlar böyle Pochettino'yu başarısız buldu ve devam tabii, etmedi. Tabii. Bu çok kötü yönetmektir. O yüzden Tottenham kriter değildir. Ama hem Juventus hem Inter'i şampiyon yapan bir hoca var Conte. Chelsea'de yaptı sonra. Chelsea'de abi yaptı. Müthiş hani bir şey. Chelsea şampiyon yapması o kadar zor değildi. Ama Juventus'tan Inter'e gidip yani ezeli rakip. Derby d'Italia yani iki tane en ezeli rakip. Kimileri için Milan daha büyük olsa da benim için Napoli. Ama objektif olarak iki tane ezeli rakip orada. O Fenerbahçe Galatasaray da değil. Yani onların çok eskiden beri birbirinden nefret ediyorlar. Tabii, ayrı şehirdeler. Evet. Neyse. Söylemek istediğim, Şenol Hoca da bunların hepsini çok iyi takip ediyor. Bak. Evet. Şenol Hoca'nın 2002 Dünya Kupası'nda ben dedim ki hocam yine 3-5-2 başladık, hatta şey Ümit Özat bayağı sarkık liberoydu. Tabii, evet tabii, dedi. Tabii. Şeyde denedik dedi. Ümit çünkü böyle modern bir oyuncuydu o dönem için. Savunma ve orta sahanın her yerinde oynayabiliyordu dedi. Ben dedim ki ya ne diyor hoca falan. Sonra bir baktım Ümit Özat Fenerbahçe'de sol bekte de bayağı oynadı. Gençler bir Ümit orta sahaydı. Ümit Özat onu öğrettikten sonra bir daha da oynatmadı. Evet. Ondan sonra dedi ki ya zaten ben o değişimi daha önce yapmak istiyordum ama oyuncuları ikna etmek kolay değil. Bak Bülent Alpay ikilisiyle tandem oynayabiliyoruz. Önce bir oynatman gerekiyor ki görelim. İki, senin söylediğin orta sahada hiç ön stoper oynatmaması. Bir tek Bursa'da mecburiyetten Şamil'i oynatıyordu. Evet. Sonra da zaten ilk fırsatta onu bir stopere aldı. Ozan Tufan çıkış yapınca. Abi şimdi yine mesela şeyde kaybetmişti.
İtalya yenildiğimiz maç var ya, şok oldu. Çünkü dediğim gibi İtalya başka bir alemdi. İtalya maçına kadar ve Ozan Tufan'ın beraber çalıştığı en iyi orta sahadan biri olduğunu düşünüyordu. Ozan'la Okay'ın. Sonra hoca böyle şok oldu yani o maçta. İlk yarıda top bize neredeyse hiç gelmeyince, hiç ikili mücadele kazanamayınca. Başka bir şeyle geldi. Şimdi Beşiktaş'a geldiği zaman tekrar arada çok izledi. Sen demiştin ya hoca böyle Trabzon çarşıda dolaşıyor. Beşiktaş çarşıda sonra başladı. Abi bir yandan da bütün maçları izleyip ne eksik falan hazırlanıyordu. Yani tekrar teknik direktörle konsantre oluyordu. Ve belli verilerle geldi Beşiktaş'a. O yüzden bu böyle oldu. Onu söyleyeyim. En baştan beri her şeyi açık açık söyledi çünkü. Masuaku'yu bu şekilde oynatmayacağını. Bence yine en önemli teknik hamlesi Rozier bu maçta gereksiz sarı gören Salih'e fırça attı ya. Beşiktaş tarihinin en gereksiz sarılarını gören oyuncunun da ilk dörde girer değil mi? Sürekli iki gereksiz sarıdan atılması, iki dakika içinde iki kere kart görüp kırmızıya dönmesi. Rozier'i buna öğretti. Bu daha zor ha. Aboubakar'ın o golü atması Aboubakar için o kadar zor değil. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Abi Şenol Hoca şeyi görüyor. Mesela ne dedi? Ya hücumu toplu yaparken savunmayı da toplu yaparsak Adana Demirspor'u yenebiliriz dedi. Zaten ikinci yarı öyle yaptı Beşiktaş. Çok güzel bir böyle total kontrol oyunu oynadı. Yani şimdi o şeyi beklemeyelim. Ama yine her halükarda şuna getirmek istiyorum konuyu. Haftanın oyuncusu da bence Icardi'dir. Aboubakar'ın bu attığı gole rağmen. Onu Galatasaray'da konuşuruz. Konuşacağız ama bak yine genel trend abi. Oraya Cenk'le şey beraber oynatılır mı? Oynatılır abi. Lewandowski Barcelona'ya gitti. Barcelona yıllar sonra şampiyon oldu. Bu kadar basit. Bak Bayern olamadı. Bayern Münih 10 yıl sonra şampiyon olamadı. Adamlar 86. dakikada Allianz Arena'yı terk ettiler. Fotoğrafı da paylaştım Instagram'da. Evet. Haaland geldi gelmedi. Guardiola istedi istemedi fark etmez. İlk kez tarihi üçlemeye bu kadar yakınsın. Tabii. İlk kez. Bence olacak. Liverpool 30 yıl sonra şampiyon olduğu zaman efsane bir üçlü buldu. Metin Ali Feyyaz'ın orası versiyonu. Mane, Firmino, Salah. Hı hı. Hepsi her sezon ayrılıyor. Bir tek Salah kaldı geriye. Orayı yenileyemediği için devam ettiremedi. Hı hı. Geçen sene 4 kupa birden kazanabilirdi Liverpool. Kazanamadı çünkü Manchester City yine çok iyiydi ligde. Hı hı. Bir şekilde geri geldiler. Ama 4. Nasıl oldu abi yine? Yine o oyuncu. Orada direkt santrafor atmasa da işte Mane'yi oynatıyordu santrafor dönemde zaten. Salah Mane götürüyor işi. Yani gerçekten dediğin çok doğru. Son tahlilde dünyada bütün futbol oynama biçimleri değişse de bir şey hiç değişmeyecek. Atanla tutanın çok iyi olmadan senin sürekli çok iyi olma şansın yok. Modacılara sormuşlar. Ben bunu birkaç kez söyledim, yazdım da. İşte bütün büyük dizaynerlara, Gucci'lere, Christian Dior'lara, Givenchy'lere falan. Demişler ki tarih boyunca hiç modası geçmeyecek şey nedir? Hepsi beyaz gömlek demiş ve beyaz tişört demiş. Beyaz tişörtle beyaz gömleğin modası asla geçmez. Santrafor beyaz gömlektir abi. Yani sen artık moda değişti. Ben artık gömlek giymeyeceğim. Tamamen tişört giyeceğim. Tamamen efendim işte kazak giyeceğim. Ne bileyim oversize tişört giyeceğim. Buraya bir şey takacağım. Seneye başka değişince onu giyeceğim filan. Ne dersen de herkesin gardırobunda bir tane bir klasik, güzel, ütülenmiş, bir gün giyilmesi, giyilmeyi bekleyen bir beyaz tişörtüyle bir beyaz gömleği vardır. Bende yok. Vardır. Bende ve siyah tişört, siyah gömlek var tam tersi. Yani. Benim için de santraforlar öyledir. Ha. Siyah tişörtlü, siyah gömlek. Burada gibi. Bunu alacaksın. Şimdi adam buradan koşarken, geçen sene Larin'le, geçen sene değil. Beşiktaş'ın şampiyonu. Yani Sergen Hoca'yla şampiyon. Evet. Şimdi orada bunlar böyle bıt 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 değişiyordu. Ama tabii uyum vardı yani. Aboubakar buraya kendini attığında Larin buraya ortaya geçiyordu. Bunu bütün sezon kimse çözemedi. Erol Bulut'a da defalarca anlattık. Maçtan önce o da çözemedi. Oldu bitti. Şimdi burada da aynısı oldu. Bak. Kendisini bak koşarken pıt buraya geldi. Cenk hemen buraya geçti. Buraya gelmese Cenk o gol olmaz. Stoper açılmaz çünkü buraya. Stoperi çekince bu burada demarke kalıyor. Ama gene de Amir'in pası çok iyi. O koşular falan çok iyi de o vuruşa cüret etmek nedir abi? Çok manyak. Normal ama manyak bakar, abi sen. Evet, manyak işte. Ama gerçekten. Senin de bir kere daha. Çok iyi anlamda bir manyak yani. Senin de bir kere daha burada defalarca yaptığımız programlarda ben değer arasında Fenerbahçe açısından kendimi yırtmıştım. Livakovic'i al, konuyu kapat. Aboubakar'ı al dediğimde sen şey demiştin. O bildiğimiz Aboubakar'sa %80 şampiyon olur demiştin. %80 demiştin. Olur musun? İşte Beşiktaş'ın yakaladığı puan ortalaması Aboubakar'la. Olur musun? Şampiyonluk puan ortalaması. Olur musun? Galatasaray'ın bu kadar iyi olduğu, bu kadar iyi olduğu artış Icardi'sinin olduğu bir sezonda sen Aboubakar'la Icardi'li Galatasaray'a son hafta derbide yendin abi sen Galatasaray'ı. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.